Evet. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Yani buraya gelmekten çok mutluyum. Bunu samimiyetle söyleyeyim. Zaten beni sizin karşıda geçerken ne bir kağıt aldım ne bir şey. Duygularımı paylaşacağım. Çünkü bizim için duygular daha önemli. Bu takımın ayağa kalkması için. Hem futbolcu olarak hem de antrenör olarak inanılmaz derece çekinip korktuğumuz bir yer Bursa. Ben bunu söylüyorum, 17 yıldır ligde çalışan bir hoca olarak söyleyeceğim. Bence Türkiye'nin Fenerbahçe'sine veya Galatasaray'a veya Beşiktaş'ına gelme benim için o Bursa takımı. Yani o derece büyük bir camia. Bundan önce birçok takımdan teklif de aldım. Hepimiz çalışıyoruz yıllardan beri. Hiç düşünmedim ama Bursa deyince inan ailem, çocuklarım, torunum, bir tane bir yaşında torunum var, ellerinizden öper. O bile yani heyecanlandık. Bursa, Bursa ya, Bursa. Bursa. Tabii. İnanılmaz bir yer. Ben onun için de çok severek geldim. Keyifli geldim. Takımın iyi olacağına inandığım için geldim. En azından alt 3 sıranın bir üstündeyiz. Bunu koruduğumuz takdirde hiçbir sıkıntının olmayacağını düşünüyorum. 7 maçımız var. Merak edenler vardır. 7 maç mı? Evet 7 maç anlaştım. Hiç fark etme. Bursa'yla 3 maçta anlaşırdım. Veya ikinci ligde olsa çalışırım. Bursa, Sivas, Bursa bunlar benim için farklı yerler. Süper Lig'de her zaman keyif aldığım yerlerdir. Eskişehir bunlar. Bunlar camiadır. Ben de bu camianın eğer bir parçası olup biraz da faydam olursa inanılmaz derece mutlu olurum. Kariyerime yazdırırım. Tabii desteğe ihtiyacımız var. Belki bazı eksikliklerimiz, bazı yapılmaması gerekenler olmuştur. Ama herkesten, camiadan ricam birbirimize yardım edelim ve yakışanı yapalım. Yani ben de yakışanı yapayım, takım da yakışanı yapsın. Hep beraber birbirimize yardım edelim. Küstürlüklerin bittiği, egoları falan bir kenara bırakıp herkes karşılıklı olarak. Çünkü ben bugün varım, yarın yok ama Bursa Spor takımı camiasıyla birlikte her zaman var olacak. Var olmak zorunda. Zaten yakışıyor. Bursa'ya niye gidersin dediler. Beşinci büyük dedim ya. Şampiyon oldu ya, şampiyon, şampiyon. Ben bunu biraz önce toplantı oyuncuma da anlattım. Bazı şeylerin farkına varalım hep beraber. Çünkü büyük bir camiayız. Ben sadece destek istiyorum. Yapabileceğimize inanıyorum. Yapabileceğimizi de biliyorum. Çünkü çok mücadele eden, koşan, şu anda atletik olarak lig dördüncüsüyüz. Ufak tefek isterimizle gidereceğimize inanıyorum. Ve ben taraftarın coşkusuna uygun bir futbol takımı olmasını istedim oyuncumdan. Yenilebilirsiniz ama yenilmenin de bir helali vardır yani. O sahadan o seyirci mağlup olduğunuz halde sizi çıkarmaz. Böyle bir istekli bir takım olmasını oyuncumdan da istedim. Şu anda özellikle camiadan ve taraftar grubundan tek istediğim şey var. Oyuncunun moral ve motivasyonunu dik tutmak. Lütfen 90 dakika rica ediyorum yani. Çünkü çok stresli ortamlardan geçecekler. Ben de hep bu grupta çalışan bir hocayım yani. Hep bu grupta çalışan, çok iyi biliyorum psikolojiyi çünkü. Bundan sonra hep beraber nelerin yapılacağını konuşalım. Nelerin yapıldığını değil de nelerin yapılacağını konuşalım. Hem doyun olarak hem iş olarak. Şu anda kimsenin mazeret üretme hakkımız yok. Çünkü iyi olmak zorundayız ve iyi olacağız. Ama inanıyorum. İnancım var. İnşallah Trabzonspor maçıyla başlayacağız. Ben mücadele etmeyen sahada bu gruba yakışan mücadele etmeyen kişilerle yokum. Oyuncuma da söyledim.
bu tribün coşkusuna yakışır mücadele edeceksiniz. Ama bizi dik tutacağız, dik. Biz de moralle tutacak herkes. Çünkü önemli olan bir şey var, Bursa camiası, Bursa kenti arkadaşlar. Ben de gelir geçerim, oyuncu da gelir geçer. Önemli olan budur, Bursa'dır. Herkesten bu saatten sonra yeni bir sayfa açıp iyi olmasını rica ediyorum, istiyorum. Olabileceğine inanıyorum. İnşallah Cuma günü başlarız. Özellikle büyük bundan önce çalışan Samet abiye, ekibine teşekkür ediyorum. Neden derseniz çok atletik bir takım bıraktılar. Hani veriler üzerine konuşuyorum. Şimdi biraz önce toplantıdan çıktım. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Hizmet vermişlerdir. Olur ha, moralsiz olunur. Gideriz, geliriz. Biz de gidip geliyoruz işte. Ama çalıştığımız yerlerde iyi şeyler bırakmak önemli. Özellikle çalıştığım kulüplerdeki başkanlara da teşekkür ediyorum. Buraya gelirken tek benim adımı söylemeleri ve o yapacağımı söylemeleri benim için inanılmaz bir övünçtür. Kulüp başkanlarının söylemesi. Onlara da teşekkür ediyorum. İyi şeyler bıraktığınız zaman, iyi şeyler olduğu zaman bazı şeylerde hakkınızı veriyorlar. Ama ben Bursa'nın benim hakkım olduğu için çok mutluyum arkadaşlar. Burada çalışmaktan da acayip keyifliyim. Çok güzel. Yani burayı seviyorum. Yani sevdim. Zaten kendim yakın yerdenim. Eskişehirliyim yani. Yakın yerdeyim. Çerkez olan varsa da Çerkez'im birazcık gibi. Yani Bozüyüklüyüm daha doğrusu. Ankara'da yaşıyorum ama Bozüyüklüyüm. Geldiğiniz için hepinize de teşekkür ediyorum. Yaklaşık 17 yıldır İstanbul Basınç bu kadar saygı duyup da gelen olmamıştı basın toplantısına. Hepinize de teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Yıllardan beri hocayım. 3-5 kişiye yaptık. Sadece kameramana yaptığımız oldu ama eğer bu grup varsa bu grupla beraber hep beraber ayağa kalkarız. Ya. Bu kadar kolay da zor da değil yani. Ayağa kalkmak. Herkes isteyecek. Herkes enerjisini bize gönderecek aşağıya. Biz de yeneceğiz inşallah. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Soru varsa birkaç tane alayım. İdmana gideceğim çünkü. Bir saniye. Abdullah'tan başlayayım. Benim oyuncumdu. Çok düzgündür, iyi bir karakterdir. Hem de burada olup da bizle beraber en içinde şaka yaptım onu zaten. En şanslısınız da evine geldin dedim. İyidir. O oyuncuları biliyorum. İki tanesinin ismi geldi bana. Şimdi kadroda 20 şu anda bugün antrenman yapan 20 kişiyiz. Biraz Onur'un biraz onun azıcık problemleri var. Onlar yarın çıkacaklar. Yetişeceklerini umuyorum. Barış'ın durumu iyi. Biraz da bilgi vereyim hem. Biliyorsunuz santiforumuz döndü. Sako döndü. O önemli. Herkese ihtiyacımız var. Ben zaten şöyle söyleyeyim. Yani haftanın iki günü falan fırsat olsa da gitsem ben de altyapıda taktik çalışsam oyuncularla. Yaptım bunu. Çoğu yerde yaptım yani. Ben giriyordum antrenmana. Onlar bizim bir parçamız. İyi olan oyuncu her zaman varım ben. İyi olan oyuncu. Ben oynatmam, oyuncu oynar. Yani genç, 21 yaşında genç değil artık. Tabii. Kubilay yaşlı görüyoruz ama 21 yaşında da. Hepsine bakıyorum aklımda. Geldi. Ama şu süreci biraz daha geçelim. Biraz daha sağlıklı geçelim inşallah da ondan sonrası kolay zaten. Tabii. Oynattığım oyuncular var zaten biliyorsunuz. İşte Ziya'ydı. İşte en son Merih. 200 bin euroya aldık, 7 bin euroya sattık. Ben oynattığım zaman herkes beni eleştirdi ama gitti adam tabii. Ne? Yani iyi oyuncu kendi oynar zaten. Var mı kaliteli? Var dediler. Bakıyorum yani. Evet arkadaşlar. Aa yok. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın hadi. Görüşmek üzere. Sağ olun.